Arkadaşlar hepinize merhaba. Ben Cihan Önder Günay. Ülkemizde yaşayan yabancı öğrencilere yönelik hazırlanan uyum için Türkçe dersine hepiniz hoş geldiniz. Genel başlığımız seyahat. Bugün sizlerle beraber seyahat başlığının altında okul gezisi nedir ve bu okul gezilerinde nereye, nerelere gidilir bunları konuşacağız, bunları öğreneceğiz. Şimdi ilk olarak okul gezisiyle alakalı bir metnimiz var. Hep beraber okuyalım. Şimdi burada iki kişi var ve şunları söylüyorlar. Merhaba Melek, biz bu hafta bir okul gezisine gideceğiz. Gezi yeri olarak bir müzeyi seçtik. Siz nereye gideceksiniz diye soruyor arkadaşına. Meleğe soruyor. Esra Meleğe bunu sordu. Bakalım o ne cevap vermiş. Harika. Çok sevindim Esra. Biz de bu hafta çarşamba günü Kardeş okulumuzu ziyarete gideceğiz demiş. Şimdi arkadaşlar okul gezisinde birçok farklı şey yapılabilir. Bir kardeş okul ziyareti yapılabilir. Bir müzeye gidilebilir ki bu müzeler çok farklı seçenekler olabilir. Çok farklı müzeler olabilir. Bir pikniğe gidilebilir, bir fuara gidilebilir. Örneğin bir kitap fuarına gidilebilir. Okul gezisi olarak birçok farklı seçenek var. Bunlara hep beraber bakacağız. Örneğin burada bir pikniğe gidilmiş. Okul üyesi olarak bahar aylarında hava ısındığında pikniğe gidilebilir. Bakalım bununla alakalı nasıl bir cümle var karşımızda. Sınıfımızla pikniğe gideceğiz. Orada futbol ve voleybol oynayacağız. Su savaşı yapacağız ve çok eğleneceğiz. Şimdi bu okul gezileri zaten öğrencilerin morallerini düzeltmek, farklı bir etkinlik yapmak ve arkadaşlıklarını güçlendirmek için yapılan bir gezi. Burada ne var? Piknik. Bir pikniğe gidilmiş. Orada futbol veya ve voleybol oynanacakmış ve su savaşı yapacaklarmış. Birbirlerini ıslatacaklarmış. Yani eğlenmek amaçlı farklı oyunlar oynayabilirler. Aşağıda ne var? Bir müze gezisi var. Bakın müze çok farklı müzeler olabilir. Çok çeşitli müzeler var çünkü. Burada ne demişler bize? Cuma günü okulumuzla beraber Anadolu Medeniyetleri Müzesi'ni gezmeye gideceğiz. Bakın bunlar Anadolu Medeniyetleri Müzesi'ni gezmeye gideceklermiş bu öğrenciler. Orada eski insanlardan kalma eşyaları göreceğiz. Burada kastımız ne? Eski zamanda yaşamış insanlardan onların eşyalarının nelerdir? Onlardan kalan eşyalar nelerdir? Onlara bakacağız demişler. Örneğin burada ne var? Bir hava müzesi. Hava müzesinden kasıt ne? Hava taşıtları, havayla ilgili bilgiler, bilimsel bilgiler nelerdir? Birçok farklı özellik var. Burası bir örneğin uçak ve hava müzesi. Bakalım hava müzesinde maket uçaklara bineceğiz. Bakın hava müzesinde sergilenmek için insanlar gezsin, görsün diye farklı uçaklar, farklı araçlar var. Bunlar ne yapacaklarmış? Maket uçaklara bineceklermiş çok farklı, birbirinden çok farklı hava araçlarını göreceklermiş. Hatta pilot kıyafeti bile giyeceğiz diyor. Yani pilot kıyafeti bile giyeceklermiş müzede. Aşağıda ne var? Bir açık hava müzesi. Bir açık hava müzesi. Açık hava müzesinden kastımız ne? Bakın tarihi bir yer. Yine eski zamanlarda yaşamış insanlardan kalma yerler buralar. Zaten eski zamanlardan yaşamış insanlardan kalma yerleri ziyaret edeceğiz demişler. Bakın burada bir amfiteyatro var. Antik bir yer. Yani tarihte eski tarihlerden, eski zamanlardan kalma bir yer. İnsanlar oraları, insanlar o zaman eski zamanda yaşayan insanlar neler yapıyorlarmış, nasıl bir hayatları varmış. Bunu anlamak, gözlemlemek, görmek için oralara geziler, ziyaretler yapıyorlar. Açık Hava Müzesi. Tabiat ve Hayvan Müzesi. Ne anlıyorum buradan? Doğa ve hayvanlarla alakalı, doğada yaşayan hayvanlar veya doğanın kendi özellikleriyle alakalı bir müzeymiş burası. Bakın farklı hayvanlar var. Farklı doğa koşullarını anlatan bölümler olabilir, içeren bölümler olabilir. Ne demişiz buraya? Tabiat ve hayvan müzesinde tüm hayvanları görme şansımız olacak. Burada dünyanın her yerinden farklı iklimlerde yaşayan hayvanları toplayıp insanların görmesi için özellikle çocukların çok sevdiği bir yerdir. Ama her yaştan insan gidebilir. İnsanların görmesi için sergiliyorlar. Tabiat ve hayvan müzesi. Onlara orada bir yaşam alanı kuruyorlar. Ve insanlar da gidip orayı ziyaret edebiliyor. Aşağıda bir bilim fuarı gezisi var. Bakın bilim fuarında neler var? Bir dinozor var, astronot var, gezegenlerin maketleri var. Hepsi tabii ki maket bunların böyle bir görselimiz var. Bununla ilgili ne demiş? Bu hafta sonu bilim fuarına gideceğiz. Orada farklı deneyler yapılacak. Bu deneyleri izleme şansımız olacak. Bilim fuarında farklı deneyler yapılacakmış. Ve o, e, oradaki o deneyleri, o süreçleri... izleme şanslar olacakmış öğrencilerin. Şimdi arkadaşlar hep beraber aslında burada bir plan yapacağız. Bakın bir gezi planı bir okul gezisinin planını neymiş ona bakacağız. İlk olarak neymiş bu? Tabiat ve hayvan müzesine gidilecekmiş. Bakalım bu hafta sonu annem, babam ve kardeşimle beraber tabiat ve hayvan müzesini gezmeye gittik. Böyle başladık. Gidildi. Şimdi buraya bakıyorum. Görsellerle görsellerin üzerindeki, üzerindeki metinlerden yola çıkarak okuyacağız hep beraber. İçeride bizi müze görevlisi karşıladı bize müze ile ilgili bilgiler verdi. Bakın bir görevli var. Arkasında bir müze planı var ve bu müze ile ilgili bilgileri vermiş. Devam edelim. Hem resme bakın lütfen hem de metnimize. Kardeşim bana abi keçilere bak. Ne kadar güzeller dedi ve ben de elinden tutup onu hayvanların yanına götürdüm. Bakın şimdi müze ile ilgili bilgileri aldık. Şimdi müzeyi yavaş yavaş gezmeye başladık. Ve kardeşi ve abisi ikisi hayvanları izlemeye, incelemeye başladılar. Devam edelim. Orada ağaç yapraklarını yiyen zürafaları, zürafaları ve suyla oynayan filleri seyrettik. Bakın, ağaç yaprakları yiyen zürafaları ve ne demiş başka? Suyla oynayan filleri seyretmişler. Müzeden çıkarken kardeşim abi hayvanlara veda etmedik dedi. Ben de ona haydi hepsine el sallayalım dedim. Bakın şimdi müze planı müzedeki görevli bize müzeyi anlattı. Gezmeye başladık. Farklı hayvanları gördüler e, ailece ve sonrasında ne yaptılar? Çıkacaklar kardeşi abisine hayvanlara veda etmedik demiş. Abisi de haydi onlara el sallayalım dedi. Bu resimimizde de bu görselimiz var bu metnimizi anlatıyor. Devamında da eve dönerken bugünkü gezi için anne ve me, babama teşekkür ettim dedi. Bir günü böylece bitirdiler. Tabii ve Hayvan Müzesi'ndeki gezilerini bitirmiş oldular. Gezinin içeriğini de incelemiş olduk biz de. Arkadaşlar bu metnimizde de özlem ve sınıfından yapılacak bir okul gezisi nasıl ve neler konuşacaklar buna bakacağız sizle beraber. Şimdi ben okumaya başlayacağım. Lütfen siz de dikkatlice takip edin. Konumuz yine bir okul gezisi. Benim adım Özlem. Ankara'da yaşıyorum. Bugün öğretmenimiz bize okul gezilerini anlattı. Müze, hayvanat bahçesi, piknik, tarihi alanlar ve fuarlar gibi birçok yerden söz etti. Hepimiz dikkatle dinledik. Ben parmak kaldırdım ve Öğretmenim, haftaya bir bilim fuarı var. Orada uzay aracı ve gezegen maketleri olacakmış. Biz de gidecek miyiz diye sordum. Öğretmenimiz, "Evet arkadaşlar, ben size sürpriz yapacaktım ama Özlem arkadaşınız söyledi. Haftaya sınıfça bilim fuarına gidelim mi?" diye sordu. Hepimiz "Evet" diye bağırdık. Bütün sınıf arkadaşlarım ve ben çok sevindik. Bakın Özlem bugün okulda konuları neymiş arkadaşlar? Müze, hayvanat bahçesi, piknik, tarihi alanlar ve fuarlar gibi okul gezileriymiş. Bugün okul gezilerini işlemişler ve Özlem de gördüğü bir yerden aklında kalmış. Demiş ki, "Öğretmenim haftaya bir bilim fuarı var. Oraya gidelim mi?" Öğretmeni de zaten gideceklerini öğrencilere sürpriz yapacağını söylemiş. Ama Özlem söylediğine göre haftaya gidelim mi diye öğrencilere sormuş ve hepsi birazdan evet diye bağırmışlar. Ve öğrenciler bunun için de çok sevinmişler gidecekleri için. Bu şekilde bir metnimiz, bir gezi, okul gezisi, bilim fuarına yapılacak bir okul gezisi. Bir başka geziye geldik şimdi. Yine bir okul gezisi. Bu gezi neymiş? Uludağ okul gezisiymiş. Uludağ'a gidilecek sanırım. Bakalım, okuyalım ve öğrenelim ne olduğunu. Cumartesi günü Ankara'dan hareket edilecek. Otobüs saat 8'de otobüs terminalinden kalkacak. Eskişehir'de kahvaltı için 30 dakika mola verilecek. Şimdi bakın ön bilgilerimizi aldık. Uludağ gezisiyle alakalı, Uludağ okul gezisiyle alakalı. Şimdi saat saat programlanmış bir plan var. Bakalım bu planda neler yazıyor. Saat 13'te 13 otele varış saati. 13.30 otelde öğle yemeği. 14.30 kayak pistine gidiş. Onu da vardılar. Otele giriş yaptılar. Öğle yemeği yediler. Ve saat 2.30'da 14.30'da da kayak pistine gidecek gidiyorlar. Saat 17'de yani 5'te otelde çay ve ikram servisi olacakmış. Saat 19'da akşam saat 7'de akşam yemeği olacakmış. Saat 21'de yani 9'da ise Film saati film gösterimi olacakmış. Pazar günü saat 15'te dönüş için hareket edilecek diye bir bilgimiz de var. Yani bu bir plan, bir gezi planı. Tüm detaylar verilmiş, tüm bilgiler yazılmış. Son olarak da pazar günü saat 15'te dönüş için hareket edilecekmiş. Şimdi bu okul gezisine öğrenciler katılmak istiyor mu? Aralarında nasıl bir diyalog geçiyor okul gezisi bilgileriyle alakalı? Bir bakalım. Asya ve Mer Meryem'in konuşması. Meryem, yarınki Uludağ gezisine katılacak mısın? Evet, katılmayı düşünüyorum. Ama henüz kesin değil. Güzel bir gezi olacak diye düşünüyorum. Evet, bence de güzel bir gezi olacak. Ulaşım nasıl olacak biliyor musun? Evet, öğrendim. Otogardan otobüse bineceğiz. Peki, sen otogara ne ile gideceksin? Minibüse binerim. Metro biletim yok. Ben de minibüsle gelirim. Harika fikir. Gidiyoruz. İki arkadaş Asya ve Merve, Meryem da okul gezisine ilgili bilgileri konuştular. Geziye katılıp katılmama durumlarını konuştular. Ve gideceklerse de beraber gideceklerini konuştular. Sonuç olarak Uludağ okul gezisine katılacakları bilgisini bize verdiler. Şimdi bakalım bu Uludağ okul gezisi ile ilgili bilgiler nelerdi bir hatırlayın. Hatırlayalım ve Bununla ilgili de sorularımızı, doğru yanlış çalışmamızı yapalım. İlk ile başlıyorum. Otobüs saat 8'de otogardan kalkacak. Şimdi bir bilgi sırası vardı. Bu bilgi sırasını hatırlayın. Doğru mu, yanlış mı bu bilgi? Otobüs saat 8'de mi otogardan kalkacaktı? Evet, otobüs saat 8'de otogardan kalkacaktı. İkinci soruya bakalım. Saat 14.30'da otobüs otele varacak demişiz. Otobüs otele saat 14.30'da mı varacaktı? Bizim o saatli bilgi sıramıza göre, gezi planımıza göre. Hayır, otobüs saat 13'te otele varacaktı. Cevabımız yanlış. Yani bu cümlemizin karşılığı yanlış. Çünkü otobüs saat 13'te otele varacaktı. Otobüs saat 21.30'da dönüş için hareket edecek. Öyle miydi? Otobüs saat 21.30'da mı dönüş için hareket edecekti acaba? Cevabımız yanlış. Peki doğru cevabımız ne? Otobüs dönüş için pazar günü saat 15'te hareket edecek. Şimdi bir başka oku gezisine bakalım. Burada bir yine metnimiz ve metnimizle alakalı bir görselimiz var. Bu yapılacak bir gezinin görseli. Başlığımız ne? Güzel bir gün. Öncelikle buradaki afişimizi bir inceleyelim. Güzel günler müzikali demiş. Adı soyadı Adem Aktaş. Yer şehir tiyatro binası. Tarih 10.05.2020 saat 19. Şimdi bakın burada bir müzikale ait kişiye ait bir biletten bahsediyoruz. Bakalım metnimizi okuyalım görelim. Metnimizin adı güzel bir gün. Merhaba ben Adem. Hafta sonu okulumuz ile birlikte bir müzikal izlemek için tiyatroya gideceğiz. Bunun için otobüs bileti satın alacağız. Hepimiz öğrenci olduğumuz için öğrenci ücreti ödeyeceğiz. Müzikalin adı Güzel Günler. Bu dünyaca ünlü bir müzikal. Öğretmenimiz biletlerimizi gişeden alacağımızı ve otobüsten iner inmez gişenin önünde sıraya geçeceğimizi söyledi. Hepimiz için çok olacak. Hepimiz için farklı bir gün ve farklı bir deneyim olacak. Bu yüzden hepimiz çok heyecanlıyız. Şimdi bakın Adem güzel günler müzikaline düzenlenen okul gezisiyle ilgili bize bilgiler verdi. Değil mi? Neydi bu bilgilerimiz? Öğrenci oldukları için öğrenci ücreti ödeyeceklermiş. Müzikalin adı Güzel Günler'miş. Dünyaca ünlü bir almış bu. Biletlerimizi öğretmenlere, öğrencilere biletleri gişeden alacaklarını söylemiş ve otobüsten iner inmez hemen gişenin önünde sıraya geçmelerini istemiş. Çok güzel bir gün olacağını da eklemiş Adem. Devam edelim. Şimdi burada da başka bir geziden bahsedeceğiz sizinle. Bu da bir doğa gezisi. Bakalım neymiş? Merhaba ben İbrahim. Çarşamba günü sınıfımız ile birlikte doğa gezisine gittik. Öğretmenimiz bizi gruplara ayırdı. Siz üç arkadaş bir grup olun. Ben, sen ve o da başka bir grup olacağız dedi. Herkesin grubuna bir isim takmasını söyledi. İki grup yarışmalar yaptık ve çok eğlendik. Öğretmen hepimize birer tane fidan verdi. Herkes kendi fidanını toprağa dikti. Öğretmenimiz, "Arkadaşlar, fidana verilen ilk suya can suyu denir." dedi. Herkes kendi fidanına can suyunu versin dedi. Hepimiz fidanımızı suladık. Daha sonra doğa yürüyüşü yaptık. Akşam dönerken otobüste şarkılar söyledik ve çok eğlendik. Şimdi bakın yine bir doğa gezisi, bir okul gezisi bu. Ama doğaya yapılan bir doğa gezisi. Burada neler oluyordu? Öğretmen öğrencileri gruba ayırmıştı. Değil mi? Farklı gruplara ayırdı. Ve herkesin grubuna bir isim takmasını söyledi. Bu iki grup arasında yarışmalar yaptı ve çok eğlendi. Öğretmen de bu öğrencilere birer tane fidan verdi. Ve sonra da şöyle bir bilgi ekledi. Dedi ki arkadaşlar fidanınızı dikin ve sonrasında ona su verin. İlk defa verilen bu suya ne deniyormuş? Can suyu deniyormuş. Herkes kendi fidanına can suyunu verdi ve suladı. Daha sonra doğa yürüyüşleri yapmışlar ve akşam dönerken de otobüste şarkılar söyleyip eğlenmişler. Bir doğa gezisi metnimizdi. Şimdi bu metnimizle alakalı sorularımıza gelelim. İlk sorumuzla başlıyorum. Bakın metnimiz yine burada. Sorularımızı cevaplamak için metnimizden destek alacağız. İlk sorumuz, okul gezisi cuma günüdür. Cevabımız doğru mu olacak, yanlış mı olacak? Okul gezisi metnimize göre cuma günü mü? Bir bakın bakalım. Cevabımız yanlış olacak. Çünkü ha, e, okul gezisi çarşamba günü yapılacak. Okul gezisi cuma günü mü sorusunun cevabı ne olacak? Hayır, okul gezisi çarşamba günü yapılacak. Yani cevabımız... Yanlış sorumuzun cevabı. Doğru cevabımız ise altta var. İkinci sorumuz fidan dikildikten sonra verilen ilk suya can suyu denir. Metnimizi bir hatırlayın bakalım. Veya buradan tekrar da okuyabilirsiniz. Fidan dikildikten sonra verilen ilk suya can suyu mu deniyordu? Evet. Fidan verildikten sonra dikilen e, dikildikten sonra pardon fidan dikildikten sonra verilen ilk suya biz can suyu diyorduk. Evet arkadaşlar. Bugünlük dersimizin sonuna geldik. Bir sonraki derste görüşmek üzere. Hoşçakalın.